Bu sunumda Aorus Media yani orta kulağın boşluğunu ve orta kulağın duvarlarını ve bu duvarlar üzerinde bulunan yapıları inceleyeceğiz. Aorus Media yani orta kulak transformatör bir etkiye sahiptir. Havada hareket eden ses dalgalarının arayüzde yansımadan sıvı içerisinde hareket eden dalgalar haline gelmesini sağlar. Orta kulağın transformatör etkisi de bulunur. Bu etki ile kulak zarına ulaşan ses enerjisinin %60'ının iç kulağa aktarılması sağlanır. Eğer orta kulak hasar görürse işitme oldukça azalır. Çünkü orta kulak sese olan duyarlılığı 30 kat artırır. Ama buradaki kemikçiklerde ya da orta kulağın anatomisinde bir hasar meydana geldiğinde, burada bir enfeksiyon meydana geldiğinde sese olan duyarlılık 30 kat azalır. Orta kulak içerisindeki boşluğa biz cavitas timpani diyoruz. Bu boşluk içerisinde kulak kemikçikleri, osikula, odiduslar yer alır. Yine orta kulak içerisinde iki kas bulunur. Bunlar musculus tensor timpani ve musculus stabilis kaslarıdır. Orta kulağın iç duvarı üzerinde iki pencere bulunur. Bunlardan bir tanesi fenestra vestibuli ki buraya stapesin tabanı oturur. Hemen bunun alt tarafında şurada fenestra kohlea yer alır. Yine orta kulak boşluğunu nazofarynkse bağlayan bir tüp bulunur. Bu da tuba auditiva'dır. Bu sunum içerisinde bunların hepsini ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Sunum uzun sürebilir. Duvarlar üzerinde birçok küçük yapı bulunması nedeniyle sunumun tamamının izlenilmesi, konunun iyi bir şekilde anlaşılması için oldukça faydalı olacaktır. Evet, bakınız burası aoris externa. Hemen şurası aoris media, şurası ise aoris externadır. Burada bugün bu video içerisinde şu orta kulağı anlatacağız. Evet, orta kulak boşluğuna, şuradaki boşluğa biz cavitas timpanica diyoruz. Bu boşluk tuba auditiva ile nazofarynkse bağlanır. Bunun içerisi hava ile doludur ve burada osikula, aridus dediğimiz kulak kemikçikleri yer alır. Bunun yanında yine burada iki küçük kas, plexus timpanicus denilen bir sinir plexusu da bulunur. Bu boşluğu decessus epitimpanicus ve cavitas timpanika proprium olmak üzere iki kısma ayırırız. Burada kulak zarının şu membrana timpanika, kulak zarının üst kenarından çizilen horizontal bir çizginin üst tarafında kalan orta kulak boşluğuna recessus epitimpanicus ya da atik adı verilir. Burası aynı zamanda pars küpülaris olarak da adlandırılır. Ama alta kalan ve büyük olan cavitas timpanica proprium adı verilir. Proprium ana, esas. Esas orta kulak boşluğu manasına gelir bu. Cavitas timpanica proprium. Orta kulak boşluğunun altı duvarı bulunur. Bunlardan
Üst duvar pares tegmentalis, alt duvar pares jugularis. Çünkü buradan bakınız, vena jugularis interna geçer buradan. Dış duvar kulak zarı tarafından oluşturulduğu için pares membranaceus. İç duvar labirentlerden, üzerinde labirentimsi yapılar bulunduğu için pares labirinticus, iç duvar. Arka duvar pares mastoideus ve ön duvar pares carpicus. Şimdi bu duvarları ayrı ayrı inceleyelim. Bakınız şuradaki duvar, şu duvar pares tegmentalis, üst duvar. Burayı tegmen timpani oluşturur. Bu üst duvar yani tegmen timpani orta kulak boşluğunu fossa cranii mediae örden dura mater'den ayırır. Burada stura petroscomoza bulunur ve bu eklemleşme burada ya da gemikleşme tam olmadığı için gençlerde, yeni doğanlarda şiddetli kulak, orta kulak enfeksiyonları beyin zarlarına, kafatası boşluğuna, fossa cranii mediae'ye yayılma riski taşır. Bir diğer duvar pares jugularis, yani alt duvar, şu duvar. Bunun tabanına fundus timpani adı verilir. Burada bulbus superior vena jugularis internayı cavitas timpaniden ayırır. Evet, şurada bulbus superior vena jugularis interna yer alır ki hemen buradan vena jugularis interna başlar. Bu şişkinliği işte bu duvar bulbus superior vena jugularis internayı cavitas timpaniden ayırır. Bunun üzerinde iç duvarla birleştiği yerde canaliculus timpanicus'un iç ağzı yer alır. Bunun içerisinden de nervus timpanicus geçer. Pares membranaceus, üçüncü duvar. Bakınız, orta kulak boşluğuna oturmuş, dışarıya bakıyorsunuz. Yani burası kulak zarının iç yüzü, kulak zarının iç yüzü, aurus medianın dış duvarını oluşturur. Pares membranaceus. Burası membrana timpanica ve bunun yapıştığı şuradaki kemik halkadan yani annulus timpanicus'tan oluşur. Ve membrana timpanica dış kulağı orta kulaktan ayırır. Bu zar meatus acousticus externus'un sonunda ya da iç ağzının etrafındaki sulcus timpanicus'a oturur. Bu meatus acousticus externus'un iç ağzının üst tarafı defekt içerir. Yani dış kulak yolunun iç ağzı tam bir yuvarlağımsı yapıya sahip değildir. Üst tarafında bir çendik bulunur. O çendiğe de incisura timpanica adı verilir. Hemen şurada. İlerleyen slaytlarda bunu daha belirgin bir şekilde göreceğiz. Incisura timpanica veya rivinus çendiği bulunur. Bu oluğun üst bölümünde çendik şeklindeki eksik bir kısım bulunur. Oraya incisura timpanica adını veriyoruz. Incisura
Timbaniga hemen şurada bulunur. Insula Timbaniga. İçerisinden Korda Timbani sınırının geçtiği şu kanalcıkla komşudur. Şu kanalcık Canaliguli Korda Timbani'dir. Yine Apertura Timbanica Canaliguli Korda Timbani ile komşudur. Yine burada Fissura Petro Timbanica ki bunun içerisinden Nervus bir sınır geçer bunun içerisinden. Fissura Petro Timbanica'nın içerisinden bu yapılarla komşudur. Incisura Timbanica. Evet. Canaliguli Corda Timbani hemen şu kanal. Bu kanal foramen hemen şurada foramen stilo mastoidiumun yaklaşık 6 milimetre yukarısından başlar. Fasyal kanalın bakınız önünde yukarıda şurada canalis facialis bu kanalın önünde yukarı doğru seyreder ve orta kulak boşluğuna arka duvarından girer. Bunun içerisinde korda timpani siniri yer alır. Orta kulak boşluğuna girer. Bakınız malleusu iç taraftan, incusu ise dış taraftan çaprazlar. Daha sonra fissura petro timpanica'dan geçerek orta kulak boşluğunu terk ederek fossa infra temporalis'e girer. Evet, bakınız burada şurası incisura timpanica. Geri alalım bunu. Bakınız şurası meatus acousticus externus'un iç ağzı. Dikkat ederseniz şu üst tarafta bu yuvarlağımsı yapı bir defekte sahiptir. İşte bu defektin olduğu şu bölgeye biz incisura timpanica adını veriyoruz. Buranın etrafında önde bir yarık bulunur. Bu yarık fissura petro timpanica burasıdır. Bu fissura petro timpanica fossa temporomandibularis'in tabanında yer alır. Hemen şurası. Burada processus malleus'un processus anterioru, ligamentum mallei anterius, corda timpani ve arteria maxillaris'in bir dalı olan arteria timpanica anterior buraya oldukça yakın bulunur. Yine arka tarafta bakınız şu yarıkta fissura timpano mastoidea. Şurası os temporale'nin pars mastoideası, şurası pars timpanicası, ikisi arasında yer alan bu yarık fissura timpano mastoideadır. Evet, bakınız membrana timpanica. Membrana timpanica dış kulak yolu ile 55 derecelik bir açı yapar. Ve membrana timpanica'nın kenarları sulcus timpanicus'un içerisine girer. Membrana timpanica ya da rivinus membranı 1 cm çapında olup dış yüzü deri ile iç yüzü ise mukoza ile örtülüdür. Ve bakın şurada membrana timpanica'nın dış yüzü, şurada ise membrana timpanica'nın iç yüzünü görüyoruz. Şu membrana timpanica'nın etrafındaki fibro kıkırdağımsı yapıya biz annulus fibrocartilaginosus adını veriyoruz. Bu da
sulcus tympanicus içerisine girer. Şurası incisura tympanica. Şu canali gluteus corda tympani ve içerisinde de corda tympani sinirini görüyorsunuz. Evet, az önce üzerinde durduğumuz yapılar burada işaretlenmiş olarak görülüyor. Corda tympani, malleus, incus, kulak zarının içten görünüşü. Burası orta kulak boşluğunun ön duvarı. Buradan birazdan bahsedeceğim. Şurası arka duvarı. Şimdi de membrana tympanica, yani rimunus membranına bakalım. Bakınız, şu tarafa doğru bakan bir kişinin sağ kulak zarına bakıyoruz. Şurası piliga malearis anterior, şurası piliga malearis posterior. Bunlar arasında kalan kulak zarına, kulak zarı kısmına biz pars flaccida adını veriyoruz. Pars flaccida adını veriyoruz. Şurada görülen çıkıntı ise şurası incisura. Incisura tympanica'nın bulunduğu yerdir. Incisura tympanica'nın uçlarından malleus'un processus lateralis'ine, şurası malleus'un processus lateralis'i, bu incisura tympanica'nın ön ucundan, şuradan processus mallearis'e bir piliga uzanır. İşte biz buna piliga mallearis anterior, bu incisura'nın arka ucundan, şuradan yine processus lateralis'e uzanan şu piligaya ise biz piliga mallearis posterior adını veriyoruz. Burada piliga mallearis anterior ile piliga mallearis posterior arasında kalan şu kulak zarı kısmına pars flaccida ya da şarapnel membranı adı verilir. Bu kısımda kulak zarı lamina propria içermez, gevşektir ve incedir. Ve bu pars flaccida'nın üst kenarı incisura tympanica'ya tutunur. Kulak zarının geriye kalan şu büyük kısmı ise pars tensa'dır. Buraya bakıldığında manubrium mallei tarafından oluşturulmuş stria mallearis'i görüyoruz. Bu stria mallearis'in üst ucunda şurada prominensia mallearis'i görüyorsunuz. Bu prominensia mallearis stria mallearis'in üst ucundaki kabartı olup burası malleus'un processus lateralis'i tarafından oluşturulur. Şu esasen bakınız şu manubrium mallei'dir bu. Manubrium mallei'nin kulak zarına dış taraftan, dış yüzünden bakıldığında oluşturduğu yapı stria mallearis'tir. İşte bunun kulak zarına tutunduğu yer kulak zarının dış yüzde en derin yeridir. En çüküntülü kısmıdır. İşte bu kulak zarının en derin ya da çüküntülü kısmına, içeriye doğru çüküntülü kısmına umbo adı verilir ya da umbo membrana timpani denir. Kulak zarını muayene edebilmek için her zaman bir cihaz kullanılır. O cihaz ışıklıdır. O ışığın yansıması sonucu
oluşan şu üçgene de Politzer üçgeni denir. Kulak zarı muayenesi sırasında bu üçgen her zaman görülür. Politzer üçgeni. Kulak zarının muayene edilmesine meningoskopi kullanılan alede de meningoskop adı verilir. Evet, bakınız burada. Şurası incisura timpanica, şu pligomallearis anterior, pligomallearis posterior, şurası prostatus lateralis mallei, şu manubrium mallei, şurası kulak zarının pars plastica kısmı, şu kısmı ise pars tensa kısmı. Şurası da Politzer üçgeni ya da ışık konisi. Evet, membrana timpanica'nın şurada dış yüzünü görüyoruz. Dış yüzünü arteria maxillaris'in arteria auricularis profunda dalı, arteria occipitalis ya da arteria auricularis posterior'un arteria stilomastoideası besler. Kulak zarının iç yüzünü ise arteria maxillaris'in bir dalı olan arteria timpanica anterior besler. Burada kulak zarının dış yüzünün dört bölgeye ayrılışını görüyorsunuz. Özellikle kulak zarının orta kulak enfeksiyonunu direne etmek gerektiğinde delinmesi gerekir. İşte bu delinmenin nasıl yapılacağını göstermek için burası dört bölgeye ayrılmış. Bunu birazdan daha ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Evet, bakınız, bir kulak zarı muayenesi esnasında kulak zarının görünüşünü görüyorsunuz burada. Şurası annulus fibrosus, şöyle annulus fibrosus. Şu üst taraf pars placida'nın bulunduğu kısım, atik kısmı. Şurası, hemen şurası incus'un uzun kolu ya da crus longum incutis. Hemen şurada malleus'un processus lateralis'i. Şurası manubrium mallei. Şurası umbo. Ve şurada da Politzer üçgenini görüyorsunuz. Membrana timpanica'nın yırtılmasını önleyen ya da zarar görmesini önleyen, onu koruyan üç önemli mekanizma vardır. Bunlardan bir tanesi tuba auditiva'dır. Tuba auditiva sayesinde kulak zarının her iki yüzündeki hava basıncının birbirine eşit olması sağlanır. Ya da hava basıncı dengelenir. Yine orta kulak boşluğunda ki kemikler arasındaki eklemler, yine orta kulak boşluğunda bulunan kaslar, kemikçiklerin aşırı veya ani hareketlerine bağlı olarak oluşabilecek hasarı kulak kaslarının refleks kontraksiyonu korur. Kulak zarını uyaran sinirler şunlardır. Bunlardan bir tanesi nervus mandibularis'in dalı olan nervus auriculotemporalis. Diğeri ise nervus glossopharyngeus'un bir dalı olan ramus tympanicus ya da Jacobson siniri. Yine nervus vagus'un ramus auricularis'i, ki bu Arnold siniri olarak da bilinir bu. Ve büyük olasılıkla yine nervus facialis, gördüğünüz gibi bu dört sinir kulak zarının inervasyonuna katılır.
Orta şiddetli orta kulak boşluğu enfeksiyonları için kulak zarını delmek gerekebilir. Bunun için birbirine dik iki çizgi çizilir. Bunlardan bir tanesi stria malearis ise paralel olarak uzanan bir vertikal çizgi. Diğeri ise yine umbo membrana timpaniden geçen, ancak şu stria malearis'ten geçen vertikal çizgiye dik olarak uzanan çizgi. Bu iki çizgi sayesinde kulak zarı üst ön, alt ön, arka üst ve arka alt olmak üzere dört bölüme ayrılır. Arka alt bölüm, yani şurası meningotomi, yani kulak zarının delinmesi için en güvenli bölgedir. Diğer bölgelerden delme işlemi yapılırsa değişik yapılara, kulak kemikçiklerine, sinirlere, kaslara zarar verilebilir. Evet, orta kulağın dördüncü duvarı iç duvar, ki en karmaşık duvarlarının biri olarak kabul edilebilir bu. Bu duvar pares labirintikus. Bakınız burada labirintsi çok sayıda yapı var. Burada hemen ilk bakışta gördüğümüz yapılar şunlardır. Şurası promontorium. Promontoriumun arka üst tarafında fenestra vestibüli, ki bu fenestra vestibülüye, bu aynı zamanda oval pencere olarak da bulunur. Oval pencereye stabesin tabanı oturur. Hemen fenestra vestibülünün alt tarafında, bu sefer yine promontoriumun da yine arkasında bir başka pencere daha bulunur. Bu da fenestra cochlea'dır. Yani hemen şurası fenestra cochlea. Fenestra cochlea'ya yuvarlak pencere de denir. Fenestra cochlea bir membran tarafından örtülmüştür. Biz buna membrana secundaria timpanica adı verilir buna. Burada bir başka görebildiğimiz yapı, bakınız şurası. Prominencia canalis facialis. Canalis facialis'in içerisinde nervus facialis geçer. Canalis facialis'in bir horizontal kısmı vardır. Bir de perpendiküler ya da vertikal kısmı vardır. Horizontal kısmı aorus medianın pares labirintikusu üzerinde bulunurken, birazdan göreceğiz, pars perpendikülerisi ya da vertikalisi orta kulak boşluğunun arka duvarı üzerinde bulunur. Evet, burası promontorium. Promontoriumu kohleanın bazal kıvrımı, bakınız kohleanın bazal kıvrımı bu promontoriumu oluşturur. Burada promontoriumun üzerindeki oluklara sulcus promontori adı verilir. Bu olukların içerisinde nervus timpanicus yer alır ve bu nervus timpanicus burada bir sinir ağı oluşturur. Ona da plexus timpanicus adı verilir. Promontoriumun arka alt tarafında şurada bir boşluk bulunur. Buna sinüs timpani adı verilir. Promontoriumun arka tarafındaki boşluktur. Burası canalis semisirkularis posterior'un ampullasının bulunduğu yere işaret eder. Bu duvar üzerinde bulunan pencerelerden ya da açıklardan bir tanesi fenestra vestibuli.
foramen ovale ya da oval pencere yer alır. Promontoriumun gördüğünüz gibi arka üst tarafında bulunur. Burada hafifçe çukur bir alan bulunur. Bu çukur alanı da fossula, fenestra vestibuli adı verilir. İşte bu fossula fenestra vestibulinin tabanında fenestra vestibuli yer alır. Burası cavitas timpani'yi iç kulaktaki vestibuluma yani scala vestibuli'ye bağlar. Bu pencereyi stabesin tabanı kapatır. Burada bulunan bir diğer pencere ise yuvarlak pencere olarak da bilinen fenestra cochlea'dır ya da foramen rotundum'dur. Burası hemen promontoriumun arka alt tarafında yer alır. Burada hafifçe bir çukur bulunur. Bu çukurcuğa fossula fenestra cochlea denir. Fossula fenestra cochlea'nın tabanında fenestra cochlea yer alır. Fenestra cochlea cavitas timpani'yi iç kulaktaki cochlea'nın iç kulakta bulunan cochlea'nın scala timpanisine bağlar. Scala timpanisine bağlar. Bu deliği membrana timpanica secundaria kapatır. Burada bir sonraki slide'da göreceğimiz bir spiculum promontori yer alır. Spiculum promontori promontoriuma ait kemik bir çıkıntı olup fenestra cochlea'yı sinüs timpani'den ayırır. Hemen şurada yer alan yapı bakın şurası. Şurası. Fenestra cochlea'yı sinüs timpani'den ayırır. Bakınız bu duvar yani parietes labirinticus biraz karmaşık görünüyor. Şöyle şu tarafa doğru bakan bir kişinin sağ kulak zarına bakıyorsunuz. Şurası önde promontorium, şurası arka taraf. Bakınız hemen şu üst tarafta canalis semicircularis lateralis'i görüyorsunuz. Bu orta kulak boşluğunun arka duvarı üzerinde bulunur. Biz buraya prominensia canalis semicircularis lateralis diyoruz. Bunun hemen alt tarafında önde canalis facialis'tir. Bu bakın şu canalis facialis. İçerisinden nervus facialis geçer. Canalis facialis'in şu kısmı pars horizontalis'idir. Pares labirinticus üzerinde bulunur. Şu kısmı ise pars perpendicularis kısmıdır. Yani dik olarak uzanan kısmıdır canalis facialis'in. Burası da orta kulak boşluğunun arka duvarı üzerinde bulunur. Şu korda timpanidir. Korda timpani. Şurada sinüs facialis adını verdiğimiz bir boşluk. Onun alt tarafında ise sinüs timpanicus inferior yer alır. Burada sinüs timpanicus inferioru sinüs facialis'ten ayıran şu yapı crista cordalis'tir. Crista cordalis'tir. Şu gördüğümüz eminencia pyramidalis'tir. Musculus stapedius buradan başlar. Eminencia pyramidalis'in ön tarafında stapesi görüyorsunuz. Stapes fenestra vestibuli'yi kapatır stabesin tabanı. Hemen bu fenestra vestibulinin arka tarafında şurada sinüs posterior yer alır. Bakın şurada sinüs posterior yer alır. Bunun biraz daha alt tarafında ise sinüs timpanicum bulunur. Burada sinüs posterioru sinüs timpanicum'dan ayıran şu yapı
Ponticulus'tur. Sinüs timpanikumun ön alt tarafında bir başka sinüs daha bulunur. Bu da sinüs subtimpanikustur. Sinüs subtimpanikusu sinüs timpanikumdan ayıran yapı supigulumdur. Şurası da supigulumdur. Şu yapı finikulus. Şurası ise bulbus superior vena jugularis internadır. Hemen şu alt taraftan şuradan vena jugularis interna başlar. Pareus labirinticus üzerinde bulunan bir diğer yapı, az önce bahsetmiştim, prominentia canalis facialis'tir. Prominentia canalis facialis'in pars horizontalisi ya da pars transversalisi, yani horizontal olarak uzanan kısmı bu duvar üzerinde bulunur. Promontorium'un yukarısında bulunur. Canalis nervi facialis'in, bakınız, horizontal parçasının cavitas timpani içerisine doğru yapmış olduğu kabardıdır bu. Bu canalis facialis'in diğer adı Fallop kanalı olarak da bilinir. Bakınız burada az önce ifade ettiklerimiz başka bir resimde gösterilmiş. Şurası promontorium. Hemen bunun arka üst tarafında fenestra vestibuli, ki bu fenestra vestibuli fossula fenestra vestibuli adı verilen çukurcuğun tabanında bulunur. Hemen bunun üst tarafında içerisinden nervus facialis'in geçtiği prominentia canalis facialis'i görüyorsunuz. Şurada sinüs timpani, sinüs timpani. Şurada ise fenestra cochlea. Fenestra cochlea da fossula fenestra cochlea adı verilen çukurcuğun tabanında bulunur. İşte burada fenestra cochlea'yı sinüs timpaniden ayıran şu kemikçik ya da kemiksi çıkıntı spikulum promontorii'dir. Şurası da sulcus promontorii. Bu sulcus promontorii içerisinde nervus timpanicus uzanır ve burada plexus timpanicus'u oluşturur. Aurus medianın diğer bir duvarı ise pares mastoideus'tur. Bakınız şu arka duvar pares mastoideus. Pares mastoideus'a orta kulak boşluğundan girişe adidus ad antrum adı verilir. Hemen şurası. Recessus epitimpanicus'u antrum mastoideum ve cellula mastoidea'ya bağlar. Burada prominentia canalis semicircularis lateralis'i görüyoruz. Yine bu duvar üzerinde bulunan bir diğer yapı eminentia piramidalis'tir. Eminentia piramidalis hemen sinüs timpani ve fenestra vestibulinin arkasında bulunur. İçerisinde musculus stapedius bulunur. Burada bulunan bir diğer yapı fossa incutus'tur. Fossa incutus recessus epitimpanicus'un alt bölümünde bulunur. Incus'un kısa kolu ya da uzantısı crus breve buraya bağlanır. Yine canalis nervi facialis'in vertikal segmenti de bu duvar üzerinde bulunur. Corda timpani ve nervus stapedius bu duvardan geçerek orta kulak boşluğuna girer. Bakınız hemen şurada corda timpani ve nervus stapedius corda timpani bu arka duvardan geçerek orta kulak boşluğuna girer. Evet, burada bakınız
bu pares mastoideus yani arka duvar üzerinde canalis nervi facialis'in vertikal segmentinin burada bulunduğunu az önce izah etmiştim. Bakınız hemen şurası adidus ad antrum mastoideum prominensia canalis semicircularis lateralis. Hemen şurada antrum mastoideum ve selula mastoideaları görüyorsunuz. Şurası fossa incutis, şurası eminencia pyramidalis. Musculus, evet burada yer alıyor. Evet şimdi antrum mastoideumu bir de şurada bakalım. Şurası üst duvar. Tegmen timpani tarafından oluşturulur. Şurası ön duvar. Pardon şurası arka duvar. Burada adidus antrum mastoideumu görüyorsunuz. Ve alt duvar ya da taban selüla mastoidea yer alıyor burada. Şurada arka duvarı görüyorsunuz. İcezasını sigmoideus yer alıyor. Şurada iç duvarda canalis semisirgularis posteriorun uzanışını görüyorsunuz. Evet, selula mastoidea, processus mastoideus içinde yer alır bunlar. Sayıları ve boyutları farklı genellikle birbirleriyle bağlantılı küçük boşluklardır. Sinus sigmoideus ve nervus facialis ile komşulukları bunların önemlidir. Evet, bu boşluğun son duvarı pares caroticus yani ön duvar, şu duvar. Burada bir kemik bölme görülür. Bakınız şu. Bu septum canalis musculotubari'dir. Bunun ucundaki çıkıntıya processus cochleari formis adı verilir. Bu kemik septum yani bölme, septum canalis musculotubari'yi burada bulunan kanalı ki bu kanala biz canalis musculotubarius diyoruz. Bakın şunun tamamı, şuradaki kanalın tamamı canalis musculotubarius. İşte bu kanalı üstte içerisinde kas bulunan alt tarafta içi boş olan ki burası tuba odidiva oluyor. Bu iki kısma ayıran şu bölmeye biz septum canalis musculotubari diyoruz. İşte bu canalis musculotubari tubarius septum canalis musculotubari ile birisi üstte bulunan ve içerisinde kasın yer aldığı semikanalis musculi tensor timpani ki bu hemen tegmen timpaninin alt tarafında bulunur. Alt tarafta ise bakınız semikanalis tuba odidiva ki burada da tuba odidiva yer alıyor. Burası da orta kulak boşluğunu nazofarynkse bağlar. Bakınız burada hemen şu gördüğünüz septum canalis musculotubari'dir. Bunun üstteki şu kısım semikanalis musculi tensor timpani burada bulunur. Buradan başlar. Hemen şu alt tarafta şurada semikanalis tuba odidiva. Bu tuba odidiva da orta kulak boşluğunu nazofarynkse bağlar. Hemen şurada da canalis caroticus'u görüyorsunuz. Evet şimdi de orta kulak boşluğunu nazofarynkse bağlayan tuba odidiva hakkında konuşalım. Bakınız şu tuba odidiva. Tuba odidiva iki kısımdan meydana gelmiştir. Orta kulak boşluğuna yakın olan kısmı pars ossea'dır. Burası 12 milimetre uzunluğundadır. Buraya ostium yani şu tuba odidiva'nın orta kulak boşluğuna açılan ağzına ostium timpanicum tuba odidiva adı verilir. Burası ismus tuba odidivaya kadar devam eder. Burada
Pars kardilaginea kısmı başlar tuba odidivanın. Burası da 24 milimetre uzunluğundadır. Pars kardilaginea'nın nazofarynx'e açılan ucundaki deliğe, yani şuraya, ostium pharyngeum tuba odidiva adı verilir. Bu kıkırdağın nazofarynx'e açılan kanalın kıkırdak kısmının etrafı mukoza ile örtüldüğünde burada oluşan kabartı da torus tubarius'u oluşturur. Östaki borusu normalde kapalıdır. Sadece yutkunma ve esneme sırasında açılır. Çocuklarda daha kısa ve horizontale yakın olarak uzanır. Dolayısıyla orta kulak enfeksiyonu nazofarynx'e, nazofarynx enfeksiyonu da orta kulağa aynı anda sıklıkla yayılır. Ancak erişkinlerde ya da yetişkinlerde bu tuba odidiva daha dik hale gelir ve bu şekilde de enfeksiyon sıklıkla orta kulaktan nazofarynx'e ya da nazofarynx'ten orta kulağa yayılmaz. Yine tabii yetişkinlerde daha da uzar, daha uzun ve oblik bir pozisyon alır. Buna bağlı olarak da enfeksiyonun orta kulaktan nazofarynx'e, nazofarynx'ten orta kulağa yayılması yetişkinlerde daha az görülür. Tuba odidiva orta kulağı yudaktaki basınç değişimlerinden korurken kişinin kendi sesinin orta kulağa geçişini de azaltır. Tuba odidivayı musculus tensor veli palatini ve musculus salpingopharyngeus kasıldığında açar, açılmasını sağlar. Evet, bakınız burada hemen şu tuba odidiva, tuba odidivanın pars ossea kısmı, pars cardiaginea kısmı, şuradaki deliğine ostium tympanicum tuba odidiva, nasofarynx'e açılan deliğine ostium pharyngeum tuba odidiva adı verilir. Bu tuba odidivayı açan iki kas vardır. Bunlar musculus salpingopharyngeus ve musculus tensor veli palatinadır. Evet, bu orta kulağın duvarlarını ve bu duvarlarında bulunan yapıları toplu halde görüyoruz. Bakınız şurası üst duvar, tekmen timpani tarafından oluşturulur. Şurası ön duvar, ön duvarda bakınız musculus tensor timpani ve tuba odidiva bulunuyor. Yine ön duvardan orta kulak boşluğuna geçen nervus petrosus minörü ve plexus carotidus internus'un dalını ve yine corda timpani'nin orta kulak boşluğundan çıkışını görüyorsunuz ön duvarda. İç duvar üzerinde, iç duvar üzerinde promontorium, promontorium üzerinde plexus timpanicus, nervus timpanicus, sulcus timpanicus var. Promontoriumun arka üst tarafında fenestra vestibuli, arka alt tarafında ise fenestra cochlea yer alır. Yine fenestra vestibülünün üst tarafında prominensia canalis facialis'in horizontal kısmı bu iç duvar üzerinde bulunur. Arka duvar üzerinde ise, bakınız arka duvar üzerinde ise prominensia canalis semicircularis lateralis, canalis facialis'in pars verticalis kısmı bulunur. Yine bu duvardan, bu arka duvarda adidus ad antrum mastoideum bulunur. Eminensia piramidalis, musculus stapedius ve onu uyaran sinir arka duvardan orta kulak boşluğuna girer ya da
Arga duvarda bulunur Eminensia piramidalis ve oradan başlayan musculus stapedius. Yine corda timpani ya da nervus corda timpanicus arka duvardan geçerek orta kulak boşluğuna girer. Şurada da alt duvarı görüyorsunuz. Bakınız alt duvarı görüyorsunuz.